bedel ödeyen ve rehin tutulan Selahattin Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. Bunu bilin bir kere. Kullandığım cümle şu: Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen adamdan uzak olmak. Tarafımız bu. Demirtaş dediğinizde aklımıza bizim Yasin Börü geliyor. Demirtaş dediğinizde Ergenekon demek ilkesizliktir demek diyen adam geliyor benim aklıma. Demirtaş dediğinizde benim aklıma terörist cenazesine gitmeyen adama işlem yaparım diyen adam geliyor. O yüzden böyle tarafız biz. Bazı insanlar Selahattin Demirtaş'ın adını anmadan evvel gidip ağzını çalkalamalıdır. Temiz suyla. Anlaşıldı mı? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizim Atatürk'e katliamcı, Türk milletine soykırımcı diyenlerle işimiz yok. Bizim Atatürk'ün askeri değil, general olsanız ne yazar? İç sürüleri diyenlerle işimiz yok. Bizim bebek katiline sayın diyenlerle işimiz yok. Bizim tarafımız net. Tarafımız hain PKK, PYD, YPG ile kararlı mücadele etmek. Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainlere bir gece ansızın gelebiliriz demek. Vatansızlara hesap vakti hesap, nereye kaçıyorsunuz demek. Teröristlere ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi demek. Tarafımız S-400'e karşı olanların, mavi vatan yayılmacılık diyenlerin, ne işimiz var Libya'da diyenlerin, Azerbaycan'a maalesef yardım ettik diyenlerin karşısında olmak. Tarafımız savunma bütçesi kısılsın diyerek PKK'ya kalkan olanlarla mücadele etmek. Tarafımız tezkereye evet, terör devletine hayır iradesini göstermek. Tarafımız Diyarbakır Kürdistan'ın parçası diyenlerle, sözde Ermeni soykırımı iftiracılarıyla, Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenlerle, teröristle, Mehmetçiyi bir tutanlarla mücadele etmek. Tarafımız ordu düşmanı, kimyasal silah iftiracısı, PKK Öcalan sever ve Ergenekon müdahili Şebnem Kurur fincancıları ve türevlerini baş tacı edenlerden uzak olmak. Tarafımız kendi ülkesine narko devlet muamelesi yapan anlayıştan uzak olmak. Tarafımız şehit ve gazilerimizi incitmemek. Tarafımız Atatürk'ün anti-emperyalist çizgisinde teröristlere 40 bin tır silahı gönderen Amerika'dan demokrasi dilenmemek. Tarafımız vatan içinde vatan arayanların, il başkanlıklarını dahi PKK'nın askerlik şubesi gibi görenlerin bakanlık alacağı denklemlerden uzak olmak. Tarafımız bebek katili Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen Demirtaş'a şeref madalyası takanlardan uzak olmak. Tarafımız muharebe konseptini değiştiren terörist avcısı siyahların milli savunma sanayisinin geliştirilmesini yemini bilmek. Tarafımız 5000 yıllık Türk devlet aklının yansıması olan Türkiye yüzyılının parçası olmak. Her zamanki gibi açık ve net konuşuyorum. Her zaman aynısını konuşuyorum. Türkiye'nin geleceği şahsi meselelerimizden üstündür. Türkiye düşmanlarının garez ve intikamlarını tatmin etmek üzerine siyasi denklem kurulmaz. Bu nedenle masalar yıkılır ama Türkiye Cumhuriyeti yıkılmaz. Ana vatan Türkiye, yavru vatan Kıbrıs, mavi vatan denizlerimiz, gök vatan semalarımız ve Azerbaycan'da kutsal nöbetlerine devam eden kahraman Türk ordusuna sonsuz selam olsun. Güçlü ordu, güçlü Türkiye diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bizim Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerle işimiz yok. Sözde soykırımcılarla işimiz yok. Vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok. Cumhuriyet 100 yıllık yıkımdır diyenlerle işimiz yok. Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenlerle işimiz yok. Işığımız Öcalan diyenlerle işimiz yok. Şu kopan fırtına Türk ordusudur diyor ya şair Yahya Kemal. 2015'ten bugüne neler başarıldı? 2015'te Hakkari Yüksekova 3200 rakımlı iki yaka dağları. Kar kalınlığı yer yer 7 metre. Kışın sıcaklık -39 derece. Göğüs göğüse muharebe ile temizlendi. Sonra sıra Sur, Cizre, Nusaybin, Hendek operasyonlarına geldi. 15 Temmuz 2016 darbesinden bir ay sonra dünyayı şaşkına çeviren bir harekat yapıldı. Adı Fırat Kalkanı. 7 ayda DAEŞ bitirildi. 5000 terörist imha edildi. DAEŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek ordu Türk ordusu. 2018 Zeytin Dalı Harekatı ile 2 ayda Afrin PKK-PYD'den temizlendi. 7000 terörist imha edildi. 2019 Ekim Barış Pınarı, Resulayn Tel Abyad bölgesinde bir haftada 3500 terörist imha edildi. Maşallah. 2019 yılında başlayan Pençe serisi operasyonlarla PKK Irak'ın kuzeyinde barınamaz hale getirildi. 1800 terörist imha edildi. Yani 2015'ten bugüne kadar toplam 36000 terörist imha edildi.
Türk askeri olmak zordur ama Türk'ün karşısında olmak daha da zordur. Bu onu gösteriyor. Ben Sayın Bakanımıza bu mücadele için özellikle teşekkür ediyorum. Türk ordusunu kutluyorum. Çünkü bu dünya tarihinde ender rastlanan operasyonlardır bunlar. Aynı anda bu işi yürütmek beceri ister. Bu nedenle dünyanın savaşa en hazır ordusu Türk ordusu. Bu ülkeye diz çöktüremezsiniz. Başaramazsınız. Çünkü bakın zorlu coğrafyada bile suyu bulamasa bile acil müdahale için yanında taşıdığı serumun suyunu içerek görevine devam eden Mehmetçikler var. Görev bilinciyle idrarını, benim de arkadaşlarım onlar, helikopteri uçururken özel torbasına yapan pilotlar var. Cefası da korkusu da halkımızdan uzak olsun diye ölümün sevgilisi olan özel kuvvetlerimiz, jandarma özel harekatlarımız, polis özel harekatlarımız var. Afrin'de teröristlerin dağdaki silah deposunu 20 metre yere yaklaşarak vuran ve dünyaya şaşkına çeviren F-16 pilotlarımız var. Ve adlarını şehit olduklarında öğrendiğimiz sıvasız evlerin iyi çocukları var. İşte Mehmetçik budur. Buradan biz de Mehmetçik'e söz verelim. Bizim tarafımız net. Tarafımız hain PKK, PYD, YPG ile kararlı mücadele etmek. Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainlere bir gece ansızın gelebiliriz demek. Vatansızlara hesap vakti hesap, nereye kaçıyorsunuz demek. Teröristlere ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi demek. Tarafımız S-400'e karşı olanların, mavi vatan yayılmacılık diyenlerin, ne işimiz var Libya'da diyenlerin, Azerbaycan'a maalesef yardım ettik diyenlerin karşısında olmak. Tarafımız savunma bütçesi kısılsın diyerek PKK'ya kalkan olanlarla mücadele etmek. Tarafımız tezkereye evet, terör devletine hayır iradesini göstermek. Tarafımız Diyarbakır Kürdistan'ın parçası diyenlerle, sözde Ermeni soykırımı iftiracılarıyla, Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenlerle, teröristle Mehmetçiği bir tutanlarla mücadele etmek. Tarafımız ordu düşmanı, kimyasal silah iftiracısı, PKK Öcalan sever ve Ergenekon müdahili Şebnem Korur fincancıları ve türevlerini baş tacı edenlerden uzak olmak. Tarafımız kendi ülkesine narko devlet muamelesi yapan anlayıştan uzak olmak. Tarafımız şehit ve gazilerimizi incitmemek. Tarafımız Atatürk'ün anti-emperyalist çizgisinde teröristlere 40 bin tır silahı gönderen Amerika'dan demokrasi dilenmemek. Tarafımız vatan içinde vatan arayanların, il başkanlıklarını dahi PKK'nın askerlik şubesi gibi görenlerin bakanlık alacağı denklemlerden uzak olmak. Tarafımız bebek katili Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen Demirtaş'a şeref madalyası takanlardan uzak olmak. Tarafımız muharebe konseptini değiştiren terörist avcısı SİHA'ların milli savunma sanayisinin geliştirilmesini yeminimiz bilmek. Tarafımız 5000 yıllık Türk devlet aklının yansıması olan Türkiye yüzyılının parçası olmak. Her zamanki gibi açık ve net konuşuyorum. Her zaman aynısını konuşuyorum. Türkiye'nin geleceği şahsi meselelerimizden üstündür. Türkiye düşmanlarının garez ve intikamlarını tatmin etmek üzerine siyasi denklem kurulmaz. Bu nedenle masalar yıkılır ama Türkiye Cumhuriyeti yıkılmaz. Ana vatan Türkiye, yavru vatan Kıbrıs, mavi vatan denizlerimiz, gök vatan semalarımız ve Azerbaycan'da kutsal nöbetlerine devam eden kahraman Türk ordusuna sonsuz selam olsun. Güçlü ordu, güçlü Türkiye diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.